Sevgili seyirciler, bugün Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Çorum'un Boğazkale ilçesine gidiyoruz. Tarihi geçmişinde Kalkolitik dönemin izlerini taşıyan Boğazkale'de ilk yerleşimin izleri M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmakta. Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntıların olduğu Boğazkale, Hattuşa'nın görkemli açık hava tapınağı Yazılıkaya ile dünyaca bilinen, mutlaka görülmesi gereken bir değer. Bizleri Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Belediye Başkanımız Mesut Ocaklı karşılıyor. Sevgili seyirciler, Boğazkale'de Nazmi Kaymakamımız ve Mesut Başkanımızla beraberiz. Şimdi onlardan biraz Boğazkale hakkında bilgi alacağız. Buyurun. Sayın Bakanım, Boğazkale Hititlerin başkenti. 4000 yıllık bir medeniyete sahip. Çorum'da en fazla turist çeken alanlardan birisidir. Yazılıkaya ve Hattuşa olmak üzere iki alandan oluşan turistik destinasyonlarımız vardır. Yazılıkaya'da açık hava tapınağı bulunmaktadır. Hattuşa'da ise yaşam alanları, kralların yaşadığı alanlar ve tapınaklar bulunmakta. Bu şekilde güzel bir küçük şirin ilçemizdir. Çok güzel. Geleceği de çok parlak yani. Burada turizm artacak gibi gözüküyor. Mesut Başkanım, sizler ne söylersiniz? Öncelikle Sayın Bakanım, ilçemize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Küçük bir ilçemiz işte. 2000 nüfusu, 2100 nüfus civarında bir nüfusumuz var. 5000 yıllık bir tarihimiz var. Hititlerin başkenti Hattuşa. Yazılıkaya tapınağıyla, açık hava tapınağıyla, surlarıyla 6 kilometrelik bir şehir içerisinde kurulmuş, Mısırlarla burada itibatları olan çok eski bir şehrimiz. Etiler, Bizanslar ev sahipliği yapmış olan küçük şirin bir ilçemiz. Şimdi turizmi tekrar burada canlandırabilirsek o zaman herhalde buralar tekrar aynı şekilde göçü tersine çeviririz diye tabii düşünüyorum. Tabii ki geçmişteki yoğun turist aldığı dönemlere dönersek hem ekonomik açıdan hem de halkın cazibesi açısından güzel bir alan olacak inşallah. O zaman sevgili izleyicilerimizle beraber Boğazkale'yi gezelim. Hadi buyurun. Sırada Hattuşa Antik Kenti var. Sevgili seyirciler, Hattuşa'nın içerisinde aşağı şehirdeyiz. Bir numaralı tapınak. Yaklaşık 5000 sene önce burada tapınakta ayinler yapılıyordu ve buradaki aslanlık başlıklı kabartmalar son derece önemli. Ve burada yüzlerce yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Şimdi çıkan eserlerden ve burada elde edilen diğer bir takım bulguları sizlerle beraber görüntüleyeceğiz. Değerli izleyiciler, bu girdiğimiz kapıdan bundan 5000 sene önce yaklaşık 30.000 kişi buraya gelerek bu dev kültür merkezinde çalışmalar yapıyordu. Burada 30.000 tane kil tablet bulundu ki şu anda Boğazkale'nin nüfusu biliyorsunuz 3.000 civarında. O zaman 30.000 kişinin yaşadığı yerler buralar. En büyük kültürel zenginlikleri o dönemle ilgili olarak bu kil tabletlerden öğrendik. Açık hava tapınağı bu arka tarafımızda bulunuyor, sağ tarafta. Evet. Büyük ayinlerin yapıldığı alanlar. Şurası da kazı çalışmaları devam ediyor herhalde. Orası kazı alanı mı hala? Şu anda aktif kazının devam ettiği, evet. 115 yıldır devam edilen kazıların olduğu alan. Tabii muhteşem bir mabede tekrar giriyoruz. Burada şunlar mı başkanım? Evet. Burada kapı yerleri sürtünmeden dolayı taşlar kapılar açılıp kapandığı yerlerde şu evet. Gördüğünüz 4000 yıllık aşınma izleri var iki taraftan birden. 4000 yıllık. Müthiş. Şu kırmızı alan şu an içerisinde bulunduğumuz alan. Şu geçmişte bu şekilde kapalıydı o zaman üstü bütün. Tabii sadece içinde bulunduğumuz tapınağın üzeri açık. Şu kapılarda o sürtünmesi olan kapılar. Bunlar Hitit mi Hatti mi? Hititler. Hititler mi? Hattiler Hititlerin öncesi olarak adlandırılıyor. Burada da aslında bir arınma teknesi olduğu söyleniyor ama şu an tabii kırılmış vaziyette. Sevgili seyirciler, şimdi işin uzmanına biraz burada yer vermek lazım. Özgür Bey buyurun. Sizi şöyle alalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi biz anlatmaya çalışıyoruz ama tabii bilgimiz sınırlı. Burası Hattuşa o zaman çok büyük bir merkez tabii. Yani en önemli dünyanın o dönemdeki baş şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bakıyoruz tabii burada o nüfustan hiçbir şey yok. Evet. Kalan bir şey yok.
Ne yapıyorlardı o zaman? Nasıl bir şey imparatorluğa doğru? Şehir aslında bir başkent burası. Yani o dönemde bir başkent. Ve nüfusunun da 7000-8000 civarlarında olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu Hitit İmparatorluk dönemi nüfusu. Burası efendim surlarla çevrili bir alan. Yani 7 kilometrelik surlarla çevrili bir alan. Ve 184 hektarlık bir alan. Yani devasa bir alan. Ve o dönemin dünyasında burası söz sahibi olan bir başkent. Yani günümüzün efendim, süper güçlerinden birisi diyelim Hititler için. O dönem. Aynen. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yapı da aşağı şehirdeki büyük tapınak bölgesi. Ne kadar devam etti bunların gücü? Milattan önce 1650 yılında krallık kuruluyor ve 1200 yılında da yani 450 yıllık bir hakimiyet süreci var. 450 sene oldukça büyük bir süreç. Doğru. O dönem hakimler yani daha çok geçim kaynakları ticaretle mi, tarım ve hayvancılık hayvancılıkla mı, onların satışı, gelişi ve asker nüfus da yetiştiriyorlar. Tabii illaki. Etrafıyla beraber 30 binden fazla insan yetişiyor buralarda, çalışıyor. Ondan sonra o dönemde çok büyük bir nüfus tabii. Yani bugün bakıyorum ben 3000 kişilik nüfus var burada. O zamanki nüfus. 5000 sene evvel yani müthiş bir şey. Seyircilerimizi tabii buraya biz davet ediyoruz. Çünkü buraları görmeleri lazım. Son derece güzel. Hattuşa, Boğazkale ve bütün bu bölge çok çok değerli bir bölge. Ama bizi tabii iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Büyük tapınaktayız efendim. Evet. Burası büyük tapınak. Burası bir numaralı tapınak dediğimiz evet, büyük tapınak. Doğru. Büyük tapınakta büyük ayinler var tabii. Tabii. Ortasında bulunduğumuz kısım avlu kısmı. Burada tabii törensler, ritüeller yapılıyordu. Ve bu tapınağın çevresinde de erzak depo odaları vardı. 2 tonluk, 3 tonluk kapasitede küpler bulunmakta. Onlar da işte buğdaylar büyük ihtimal, arpalar bu belki. Küplerin içerisinde. Tabii küplerin içerisinde ya da sıvılar saklanmaktaydı. Yani burası hem bir dini yapı olmasına ziyade hem de ekonomik bir yapıyı da aslında barındırıyor. Evet. Ciddi bir cazibe merkeziydi kesinlikle. O dönem için. Değil mi? Kesinlikle efendim. Gelen giden, merak eden herkes burada. Tabii. Ve tabii yiyecek içecek stokları da olduğu için herkes burada rahatlıkla beslenebiliyordu. Tabii. Yani gelen insanlar büyük ihtimal buraya bir şekilde buraya belli şeyler de getiriyorlardı. Yani bunlar belki buğdaydı, belki bunlar arpaydı, belki bunlar sıvı şeylerdi. Ve bunlar burada bu mahzenlerde saklanıyordu, korunuyordu. Şimdi buranın önemli özelliklerinden bir tanesi çok meşhur. Biz bunu yani duyduk ama görmemiştik. Bunu bir anlatır mısınız? Bu nedir bu yeşil taş? Şimdi birebir ebatlarında 1 metre küplük ölçülerinde bir taşımız var burada. Bu nefrit yeşim taşı olarak geçiyor. Yeşim taşı mı bu gerçekten? Evet, evet. Bunun kaynağı bu bölgede var, bulunmakta. Hem renginden kaynaklı hem de büyüklüğünden kaynaklı hem de pürüzsüz olmasına kaynaklı insanların çok dikkatini çekiyor. Tabii Hititler döneminde biz biliyoruz yani değerli taşların kullanıldığını biliyoruz ama bu taşın o dönemlerde ne amaç kullanıldığı maalesef şu anda bilimsel olarak bilemiyoruz. Yöre insanları yani hem güzelliğinden kaynaklı taşın hem renginden kaynaklı hem de kesiminden kaynaklı biraz buna böyle bir kutsallık atfediyorlar. İşte dilek diliyorlar günümüzde. İşte ne bileyim parası olmayanlar para istiyor. Çocuğu olmayanlar çocuk istiyor. Kocası olmayanlar koca istiyor. Bunlara da denk geldik çünkü. Sahibini koyarak dua ediyorlar. Müthiş. Ama hakikaten yeşim taşı niye getirmişler acaba? O dönemde herhalde bir şey yapıyordu bu iş. Büyük ihtimal sınak taşı olabilir bu. Öyle yani mi? Tabii. Büyük ihtimal sınak taşı olabilir. Bu ebatlarda çünkü sınak taşları var. Isıyı tutuyor bir de Sayın Bakanım. Kışın üzerine kar yağdığında üstünde kar tutmuyor. Kar öyle eriyor. Öyle mi eriyor? Hmm. Evet. Çok enteresan. Yazın sıcakta ısıyı tuttuğu evet. için. Ama Sayın Bakanım bunu... Yani tam bu orijinal yerinde değil bu taş. Yani şimdi şu kota aslında yani bu oranın kotası mıydı? Şurada. Hmm. Yani şu zeminde olması gerekiyor. Bu taş belki Romalılar döneminde bir yerden sürüklendi buraya. Olabilir. Yani bu Hititler dönemindeki üstünden orijinal yer... kaç? Yani bu Hitit dönemi taşı mı? Öyle tahmin ediliyor tabii. Peki. Tamam. Burası da bir kapı. Evet. Nerenin kapısıydı şimdi? Buraya nereden geldi? Aslanlı Kapı. Biz şimdi şehrin içinden şehrin dışına doğru çıkmaktayız. Aslanlı Kapı yani şehrin güney batı kısmında bulunmakta. Yani Hititler Sur hizasında, Sur çevresinde belli başlı giriş çıkış kapıları yapmışlar. Hmm. Bu da Aslanlı Kapı da bunlar içerisinde en önemli kapılardan birisi. Bu bir restorasyon gördü herhalde. Bu restore olmadan hali öyle mi? Şimdi kazılar 1906 yılında başlamış burada. Sağdaki aslanın tamamı orijinal bir şekilde çıkmış gün yüzüne. Soldaki aslanın da kapı haricindeki diğer kısımlar orijinal şekilde çıkmış. Kafası sonradan restorasyon yapılmış. Evet.
Ama üstünde motifler falan var. Evet, aslan tamam. Yeleleri var. Ha, yeleleri var. Evet, bunlar detaylı bir şekilde işlenmiş. Şimdi burası tören amaçlı yapılmış bir tünel. Törensel amaçlı yapılmış bir tünel efendim burası. Doğrudur. Yığma taşların üstünde. Yığma bir tepelik burası. Ve bütün buradan ovaya bakılıyor. Gayet evet. Güzel görüyoruz. Evet. Belki. Son dönem kazılarda burada ayrıyetten bir keşif daha yapıldı. Şu gördüğünüz bindirme taşlar üzerinde hiyeroglif işaretler tespit edildi. 236 tane hiyeroglif işaret tespit edildi. Bu tünelin içerisinde? Tabii tünelin içerisinde. Kök boyayla yapılmış, çizilmiş. Amacı ne? Onlar hala araştırma konusu şu anda. Çünkü yeni bir buluş oldu bu. Mesela şurada bir işaret var gördüğünüz gibi. Enteresan. Tünelde bu izleri bırakmışlar. Niye acaba? Belli değil. Evet, ne bunlar, figür mü bu? Bunlar hiyeroglif işaretler. Hiyeroglif. Aynen. Luwi hiyeroglifi. Mesela şurada dağınık bir işaret var. Birisi zamanında yapmış bizimle eğlenmek için herhalde. Öyle gözüküyor. Belki geleceğe mesaj bırakmak istediler. Belki bu işaretler çözülürse, anlamı ne olduğu çözülürse belki bu tünelin anlamlılığı daha net kazanacak, netlik kazanacak. Yani şu anda bizim Hitit yapıları üzerine bilgilerimiz sadece biraz yorumsal. Çünkü Hititler yaptıkları binalar üzerine ne amaçlı yaptıklarını söylemiyorlar. Ya da işte şu amaçlı yaptık gibisinden herhangi bir şeyi bırakmıyorlar, belge bırakmıyorlar. Ama burada bırakmış taşın üstüne. Evet, burada işaretler var ama bu işaretler acaba hani bu yapının amacına dönük işaretler miydi ya da başka bir işaretler miydi ya da karalama mıydı acaba? Evet sevgili seyirciler, bunları da sizler araştıracaksınız ve bulmaya çalışacaksınız. Yani her şeyi biz bulamayız, anlatamayız. Şimdi tünelin ucuna da böylelikle geliyoruz. Kaç metrelik bu tünel dediniz? 71 metre uzunluğunda. 71 metre uzunluğunda yer bir tünel. Yer 2-3 metre yüksekliğinde. Ova'dan geçtik, burada bambaşka bir dünyaya geçiyoruz şimdi. Evet, şu anda şehrin dışına doğru çıkmak üzereyiz. Acaba bu dünyadan diğer dünyaya geçişi mi anlatmak için burada ritüel bir şeyler mi yapıyorlar? Evet, burası bambaşka yemyeşil bir yere geldik. Evet. Bozkır'dan yeşilliğe geldik. Tünelin bu tarafı piramidal bir yapı var burada. Yarı piramidal bir yapı var. Bunu da biraz hani görselliğe dönük kullanmış olabilirler. Yani gelen insanların belki hayretleri içerisinde şey heyecanlı... Şey yaptınız mı? Sonarla falan şey yapıldı mı? Bir çalışma yapıldı mı? Yani aşağıda... Jeoradal ve jeofizik çalışmaları yapıldı buralarda. Kaya mezarı falan da olabilir aşağılarda. Bilmiyorum. Ona dair bir bilgi verilmedi. Yani evet. Enteresan ya. Şimdi piramidal yapının sağında ve solunda merdivenler koymuşlar. O merdivenlerden ritüeli gerçekleştirmek için kullandıkları bir merdiven de belki de onlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu piramidal yapının bir kısmında şurada devam etmekte. Bakın orada bir yürüyüş yolu var. Kademeli kademeli bir yürüyüş yolu var burada yapılmış. Piramidin keskin yüzeyini buradan daha net bir şekilde görebiliriz. Keskin kenarını. Hemen şurada zaten merdivenlerimiz bulunmakta. Sevgili seyirciler. Ülkemizde de bir piramit var, görüyorsunuz. Hattuşa'da bu piramit. Daha önce bilmeyenler, görmeyenler için son derece önemli. 5000 yıllık bir piramiti de Türkiye belki bazı yeni fark ediyor. Daha hala araştıracağımız, göreceğimiz çok şey var. Sizler de Hattuşa'ya gelin, Boğazkale'ye gelin ve bunları yerinde inceleyin. Ama bir dünyadan diğer dünyaya geçtik yani. Tünel hakikaten enteresan. Bakalım şimdi sizin söylediğiniz güzel manzaraya. Bu yapının tarihlendirmesi M.Ö. 13. yüzyıla da tarihlendirilmekte. Şimdi sur yapısını arkada görmekteyiz ve o sur yapısı Sfenksli kapıya bağlanmakta. Sonra zamanında bir savunma hattı daha yapmışlar. Hemen şu örneği gördüğümüz duvar savunma hattı yapmışlar. Demek ki buradan saldırılar şiddetlenmiş. Onun için ikinci bir savunma hattı yapmak zorunda kalmışlar. Tabi bu savunma hattını yapınca zaten biraz sonra göreceksiniz kapı girişi yok orada. O zaman arkadaki Sfenksli kapının bir önemi kalmamış. Yani Sfenks korumuyor, bunu mu fark etmişler? Evet. Eskilerden belki ilk başta biraz insanlar uzak duruyordu ama ondan sonra kapandı. Sfenksli kapıdayız şu anda. Buranın rakımı 1240. Yani en tepe noktadayız şu anda. Hattuşa şehrinin. Burada iki tane odamız var ve doğal kayalara oyulmuş, işlenmiş resimler görmekteyiz. Burada tanrı, tanrıça ve kral figürlerini görmekteyiz. Toplamda 84 tane figür var. Şu anda A odasındayız.
A odasında solda tanrılar var. 12 tane değil mi? 12 yıl tanrısından başlıyor. Evet. Dağ tanrısı dizilimden devam ediyor. Sonra diğer tanrılarla. Bunlar dans mı ediyorlar böyle bir yere yürür doğru? Vaziyette yürüyorlar. Bunlar. Bunlar yürür vaziyette resmedilmiş ve yönleri hep bu tarafa doğru. Gördüğünüz gibi tanrılar dizilimi burada ve sağ tarafta da tanrıçalar dizilimi var. Hemen şuradan başlıyor. Onlar da gördüğünüz gibi bir etek giymişler ve başlıkları kesik bir başlık şeklinde resmedilmiş. Tanrıların başlıkları sivri külahlı ama tanrıçaların başlıkları kesik başlıklı. Evet. Ve hemen şurada gördüğümüzde dördüncü Tutalya büyükçe bir resmedilmiş ve iki tane dağ dizilimi üzerinde resmedilmiş. Sol tarafında elinde tuttuğu ucu kıvrık asası var. Sağ tarafında elin üzerinde de ismi yazmakta. Büyük Kral Lavarna Tutalya yazmakta. Büyük Kral Lavarna Tutalya. Tutalya, evet. Burada? Burada da ana sahnemiz var. Soldaki tanrılar ve sağdaki tanrıçalar ana sahneye doğru yönelir vaziyetteler. Burası ana sahne. Burası ana sahne. Bu ana sahnede de sol tarafta gördüğümüz başlığı külahlı olan fırtına tanrısı Teşub. Hemen onun karşısında da güneş tanrıçası Hepat bulunmakta. Memnun olduk tanıştığımıza. Yani ben şimdi buna bakıyorum. Burada açık hava en büyük Hititlerin o dönemde yaptıkları büyük ayinler bu açık hava tapınaklarında yapılıyordu değil mi? Evet, evet. Binlerce kişi burada toplanıyordu. B odasında doğru yönelir vaziyetteyiz ve evet. Dar bir geçitten geçiyoruz. Burada da yine figürleri göreceğiz. Burası da L biçimde. Burada daha özel ayinler mi yapılıyordu acaba? Burası diğer odaya göre daha sonra yapılmış ve buradaki figürler daha iyi korunmuş. Hemen şu sağ tarafımızda figürlerimiz. Evet ya, buralar hakikaten ya bin kaç 5000 seneye nasıl dayanıyor değil mi? Bunlar yine iyi dayanmış. Yılın tarihlendirmesi milattan önce 1300 yıllar. Ha, daha yani günümüzden 3300 sene öncesinde. Tanrılar. Aynen, 12 yeraltı tanrısı bulunmakta. Onlar dans mı yapıyor, halay mı çekiyor, ne yapıyor belli değil yani. Evet, yani yürür vaziyetteler. Ama ellerinde hareketli. Neler var? Ellerinde orak biçimli ya savaş aletleri ya da tarımı simgeleyen. Tarım mı simgeliyor bunu? Aynen, tarım aletleri var. Evet. Hemen sol tarafta şurada büyükçe gördüğümüz yeraltı dünyasının baş tanrısı Nergal'ı görmekteyiz burada. İstilerde yeraltı inanışı var, yeraltı dünya inanışı var. Ölen insanlar oraya gidiyor, yeraltı dünyasına gidiyor. Yeraltı dünyasının baş tanrısı Nergal. Ayak kısmı kılıç şekilde resmedilmiş. Omuzlarında ve vücut kısmında aslanlar görülmekte. Ve baş kısmında da yine bir sivri külah var. Hemen buradaki figürümüzde fırtına tanrısı Teşub ve güneş tanrıçası Hepat'ın oğlu Şarruma var. Ve onun kolları altında da yine Tutalya'yı görmekteyiz. Kral Tutalya'yı görmekteyiz. Ucu kıvrık asasıyla beraber. Hitit inanışında her kralın bir koruyucu tanrısı var. Tutalya'nın koruyucu tanrısı da Şarruma. İsimlerini yine burada görmekteyiz. Bu ne işe yarıyordu burası? Bunlar nişler. Bunlar da büyük ihtimal heykeller konulmaktaydı. Ya da belki sunum için, sunak anlamında kullanılmış olabilir bunlar da. Bunlar da çünkü özellikle yapılmış. Ama birileri de gelmiş kırmış bu sahanı sorunu bunlarla. Evet, biraz tahribat var. Ha. Doğru. Şimdi Boğazköy Müzesi'ne gidiyoruz. Özgür Hocam, şimdi bu sağda ve solda gördüğümüz Sphinx'ler uzun bir hikayesi var. Bunlar bu topraklarda 1907'de çıkarılıp restorasyon amaçlı ve diğer amaçlı Almanya'ya giden. Ama daha sonra bir tanesi 1924'te, diğeri de daha yeni gelen Sphinx'ler. Yani 80 yıl sonra doğduğu topraklardan tekrar gittikten sonra geri geldi buraya. Bu sağlandı ve Boğazkale çok çok önemli bir tarihi esere kavuşmuş oldu. Bunların özellikleri, Sphinx aslında bizim Anadolu topraklarında bir tek buralarda var. Başka yerlerde Sphinx... Tabii Anadolu'da çok Sphinx'leri göremiyoruz. Alacaöyük'te bir Sphinx örneğimiz var. O daha çok Mısır etkisiyle yapılmış bir Sphinx. Bunlar daha çok Anadolu menşeli Sphinx'ler diyebiliriz bunlara. Yani 3 tane canlının bileşimi var burada. Kartal kanatlar, aslan gövdeler ve insan başı görülmekte. Yani 3 tane canlının bileşimini bir vücutta görmekteyiz. Evet. Bu boğa başlı testimiz bu. Yine törensel amaçlı bir testi, törenlerde kullanılan bir testi. Hemen karşıdaki mazgal kenarlı vazoyla bir bütünsellik arz etmekte. Boğabaş testinin içindeki sıvı mazgal kenarlı vazoya boşaltımı sağlanmakta içindeki sıvının. Bu bir ritüel mi? Bir ritüel, aynen bir tören bu. Burada o dönemde kullanılan çeşitli kaplar var. Evet, kaplarımız var. Sevgili seyirciler, burası tabii dolaşarak kolay kolay bitiremeyeceğiniz bir yer.
ve kronolojik olarak her şey anlatılmış durumda. Gelip bakmak lazım. Bakın orada bir küvetimiz var. Çok ilginç bir dönem. Hitit döneminden kalma bir küvetimiz. İçinde oturak kısmı bile bulunmakta. Şurada tam olarak çıkarılmış bir testimiz bulunmakta. Genelde eserler arkeolojik kazılarda çok parçalı çıkartılıyor. Sonra restorasyonlar birleştiriliyorlar. Bu eser yani ender bir şekilde tam olarak, bütün olarak çıkarılmış bir eser. Hepsi orijinal burada. Bazı imitasyonlar var ama müzemizdeki, sergideki eserlerin %96'sı orijinal. Kil herhalde değil mi? Tabii bunlar seramik, toprak. Seramikten yapılmış. Evet, tabii. Sonra pişirilmiş. Tabii. Üstündeki figürler falan. Figürler kabartmalı. Çok, çok güzel ama yani böyle ince. Tabii. Bu tabletlerde neler anlatılıyor? Yani faldan tutun ticarete kadar her şey var bu tabii, tabletlerde. Tabii her şey var. 1906 yılında başlayan arkeolojik sistemli arkeolojik kazılarda 33 bine yakın çivi yazılı tablet ve fragman bulunmuş. Bunların çoğunun dili Hititce olarak yazılmış. Bu tabletlerin farklı farklı içerikleri var. Kimisi dini içerikli, kimisi krali yazışmalar, kimisi işte hitap tabletleri. Çivi yazısında bunlarla yapıyorlar değil mi? Şu aletle. Genelde tahta kalemler olduğunu düşünmekteyiz. Tabii tahta kalemler de kalmadığı için maalesef onu şu anda ispatlayamıyoruz. Ama genelde tahta kalemler olduğu düşünülmekte. Hudihepa Kadın Girişimi Kooperatifinde müthiş yemekler bizleri bekliyor. Sevgili izleyiciler, işin en güzel tarafına geldik. Mükellef bir sofra bizi bekliyor. Gerçekten burada 450 senelik bir konağın içerisindeyiz şu anda. Tarihi bir yer. İçerisinde de yöresel Boğaz Kale'nin kendine özgü mutfağı var. Ama bu mutfak hakikaten çok zengin bir mutfak. Evet. Şimdi siz bana yardımcı olacaksınız. Tabii ki. Ben sizden bu konularda bilgi alacağım. Seyircilerimizi de bilgilendireceğim. Tabii ki. Şimdi isterseniz ilk önce burada da başlayalım. Olur. Değil mi? Burada bir çorba var. Evet, köfte çorbası. Köfte çorbası. Ekşili köfte çorbası. Ekşili köfte çorbası. Peki. Şöyle biraz alayım. Sırf köfte var. Kırmızı etimiz var. Nohut var. Köfte, elimizle yuvaladığımız düğülden köftemiz var. Bu neyle? O düğülden yapılıyor. İnce bulgur. Düğül. Düğülden, düğül deriz burada. İnce bulgur. İnce bulgurdan aynı. Düğül. Çok güzel. Et de atıyorsunuz içine. Evet. Başka ne? Baharatlar da var. Baharatlarımız da var. Kimyon var, kekik var. Reyhan kullanıyoruz köftenin içinde kararken. Bu nedir? Yöremizin meşhur kazı. Kaz pilav. Kaz pilavı beraber yapıyorsunuz. Kaz pilavı beraber yapıyoruz. Kazı yukarıya asıyor musunuz siz de böyle yağı üstüne pilavın dönüyor mu yoksa? İlk önce biz haşlıyoruz. Reyhan'la birlikte haşlıyoruz. Haşladıktan sonra etini tiftikleyip kavuruyoruz. Sonra suyuyla pilav yapıyoruz. Harika. Şuradan bir parça alıyorum. Pilav da gelsin. Şuradan da et gelsin. Peki bu kaç saatte pişiyor? Bir saatte pişiyor. Yani düdük tencerede bir saatte pişiyor. Çok güzel. Kaz eti sert olur ama bu çok yumuşak. Çok güzel. Yani kazımız buranın kazı çok meşhurdur. Çorumun eti mi kazı yumuşak buranın? Yani yumuşak oluyor aynen. Peki. Bu da? O yeşil fasulye kavurması. Taze yeşil fasulye kavurması, zeytinyağlı. Peki nasıl yapıyorsunuz bunu? Kıyıyoruz. Daha sonra soğanla kavurup. Fasulye de Çorum fasulyesi. Aynen Çorum fasulyesi. Burada kendi bahçelerimizde yetişen fasulyeler. Çok yumurtalıca şey kavuruyoruz. Yumurtayla mı kavuruyoruz? Yumurtayla kavuruyoruz. Yağ ne kullanıyorsunuz? Zeytinyağı. Bu çok güzel ve hakikaten hepsi güzel maşallah. Peki şimdi buraya geldim. Bu nedir? Madımak. Pastırmalı madımak. Pastırmalı madımak. Evet. Pastırmayla ne süs olmuş ya. İlk defa pastırmalısız madımak yiyorum. Bu böyle Boğaz Kale'nin yeri geleneksel ürünü mü bu? Böyle? Evet, evet. Çok güzel. İlk önce bir tane şu mantıdan, ne bunun ismi? Çorum mantısı. Çorum mantısı. Buna başka isim de veriyorlar buralı Çorum'la. Kendi elimizde büktüğümüz mantımız. Kendi elimizde yapıyoruz. Peki. Cimcik mantı. Cimcik mantı. Cimcik mantı. Böyle çok güzel. Afiyet olsun. Ha. Ellerinize sağlık. Afiyet çok güzel olsun. Yapmışsınız. Sağ olun efendiler. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler bakıyorsunuz, ben yiyorum şimdi böyle. Bu işin kuralı bu. Seyircilerimiz de bakıyor aslında. Onlar da ama buraya gelecekler, Boğaz Kale'ye. Bunları tadacaklar, yiyecekler. Şimdi buraya geldim. İçecek ne? Gelincik şerbeti. Gelincik şerbeti? Evet. Neden yapılıyor? Gelincikten mi? Gelincikten.
Girincik'ten ben şerbeti de ilk defa içtim. Burada başka bir şey var. O da baklavamız. Siz baklavayı kaç kat yapıyorsunuz? Bu gazete baklavası. Ne baklavası? Gazete. Gazete mi? Evet. Allah Allah, gazete baklavası. Evet. Nasıl oluyor bu? Önce incecikçe açılıyor, daha sonra oklavada büzülüyor, sonra gazeteyle şekil veriliyor, gazetenin üzerine serilip. Gazeteyle şekil veriliyor. Gazeteyle şekil veriliyor. Onun için gazete. Aynen, o yüzden gazete baklavası deniliyor burada. Valla bu kadar zaman önemli şehirlerde baklava yeme fırsatım oldu merkezinde bu işin ama gazete baklavasını ilk defa yiyorum. O da Boğaz Kalemize has. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet hakikaten olsun Sayın Bakan. Nefis bir sofra. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Pudihep ailesi olarak sizleri ağırladığımız için ve ilçemizi de tanıtıma vesile olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz size. Evet, Pudihep'in her tarafta izi var. En son geldik, Kadeş Anlaşması'nın altında da onun imzası var. Evet, Kadeş Anlaşması'na eminim ben. Evet. Müthiş. Yani çok büyük işler yapmış. Dünyaya barışı getirmiş. Evet. Huzuru getirmiş kendine göre. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Mükellef bir sofra. Ve hakikaten hepsi çok lezzetli. Evet, hepinizi bekliyoruz sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şimdi Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %2'sini yapan bir işletmeye gidiyoruz. Bu işletme öyle bir işletme ki altını sadece işlemekle kalmıyor, marka değerini tüm dünyada en üst düzeyde geçerli bir güvenilirliğe sahip hale getiriyor. Ahmet Ahlatçı, tüm dünyaya yayılmış işletmelerine rağmen Çorum'da yaşamaya devam ediyor. Memleket sevdası bambaşka bir duygudur. Ahmet Bey'den bu konuda feyz almamak mümkün değil. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun Sayın Bakanım, buyurun. Ne yok, evet biraz motorda üşüdük. Buyurun, buyurun efendim. Çok güzel. Sayın Bakanım, bu bizim gidiş. Alyans'ı temsil ediyor, bu ürettiğimiz bileziği temsil ediyor. Bu evet. Alyans. Bu alyans. Bu bilezik. Bu bilezik. Hepsi bir anlam ifade ediyor. Tabii yani burada. Ki. Burada hepsi, her gördüğünüz şeyin bir anlamı var. Şimdi biz giriyoruz. Burası yönetim binamız. Evet. Buradan rafineri ve üretime giriyoruz. Tamam. Şöyle. Son derece modern bir bina yapmışsınız. Organize sanayinin içerisinde böyle güzel bir merkez. Yani Çorum'a da bu yakışır hakikaten. Dünyanın merkezi diyorlar ya. Tekrar ben de onu söylüyorum. Buyurun efendim. Peki, buyurun. Ahmet Başkanım, hakikaten gurur duyduk. Böyle bakıyorum, son derece modern, son derece güzel ve gerçekten büyük bir katma değer sağlayan kuruluşlarınız var. Yani siz artık bir Ahlatçı Holding yönetim kurulu başkanısınız. Ama nerelerden nerelere gelmişsiniz, tam bir başarı hikayesi. Gerek Çorum olsun, gerek Türkiye olsun, çok büyük bir ihracata, sanayiye katkınız var. Bize anlatır mısınız biraz, nasıl oldu bu işler? Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. 3 Şubat 1984'te Çorum şehir merkezinde böyle 3-25 metre cepheli küçücük bir dükkanda kuyumculuğa başladım. Babam ve ben efendim kuyumculuğa başladığım gün şu notu yazmışım. Demişim ki ben hedefim Türkiye'de ilk 3'e girmek, dünyada ilk 10'a girmek. Maşallah. O zaman o gün, bu hedefi yazdınız. Evet. 40 sene önce, yani bu sene işte 2 ay sonra 3 Şubat'ta 40. yılımızı kutlayacağız. Maşallah. Neler hayal etmişim? Ben bunun imalatını yapacağım, ihracatını yapacağım, daha başka sektörlerde yapacağım diye hedefler koydum. Çok çalıştım. Efendim, bunun her şeyini hem alaylı hem mektepli olarak yaptım. İkinci sene atölye açtım. Bileziğimi, zincirimi kendim ürettim. Daha devam ettim. Üzerine döviz kısmını, döviz bürosu açtım. Ondan sonra bunu bir üretmek için, ihracat için rafineri gerekli. Hazırlıklarını yaptık ve rafineriniz olduğu zaman sizin gelen hurdalarınız önce altında tüme gidip tümden gelme var. Yani erittiğiniz bir hurdayı 24 yapacaksınız, ondan sonra 14 veya 18'de kullanacaksınız. Rafineri için çok uğraştık. Efendim, çok lisanslar, uluslararası, çok Türkiye'ye alınması, çok şey yaptık. Ve yaparken de bütün dünyayı gezdim. Nasıl olmalı diye. Yüksekliği 9,5 metre. Rafineri olarak başka binalardan bozma falan olmayan, tam anlamıyla ekolojik kısmı olan, günde 15 ton su kullanıyoruz. 15 ton suyu da tekrar içilecek duruma getirip öyle bırakıyoruz.
efendim her şeyiyle, arıtmasıyla, çevresiyle rafinerimiz bir vardiyede bir ton yapıyor. Günde 3 ton, yılda 1000 ton. Dünyadaki 60-70 rafineri içerisinde en moderni. En moderni. 2000'den sonra önce 5 ilin doğal gazını dağıtım işini aldı. Evet, sizin büyük de gaz işiniz evet, var. Evet, gaz işimiz. Gazda Türkiye'de ikinci konumdayız. Bizden önceki firmanın 21 ili var, bizim 15 ilimiz var. Maşallah. Ama bizim harcadığımız doğal gaz daha fazla. En önemli işimiz o. Burada işte öncelikle Çorum, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu. Daha sonra Konya, Antalya, Denizli, Niğde, Nevşehir, Erzincan, Aydın, Ereğli, Karaman gibi 15 ilin doğalgazını yapıyoruz. Yani 2,5-3 milyon kişiye doğalgaz veriyoruz ve müşteri memnuniyetimiz burada en tepede. Biz de gece 3'te eğer adamın gazı açılacaksa 3'te açarız Sayın Bakanım. Böyle de memnuniyet vardır. Yani sana 10 gün sonra vereceğiz, bir ay sonra sıraya al, yok öyle. Bizim işimiz. Yaptığınız bütün işlerde de şimdi gerek dünyada gerek Türkiye'de en üst sıralarda yer alıyorsunuz. Tabii ki. Yani şimdi sanayici olarak baktığım zaman sadece şirketlerinizin ikisi de sadece ilk 10'da yer alıyor. Yani bu evet, korkunç bir şey. Türkiye'nin ilk 10'una girmek. İkisini birleştirirseniz ilk 2'de yer alacaksınız. Evet Sayın Bakanım. Gazda yine ikisiniz. Evet. Başka neler yapıyorsunuz? Bir de bildiğim kadarıyla bir barut işiniz var galiba. Evet. Savunma sanayinde de Sayın Bakanım yıllık kapasitesi 1500 ton olan barut fabrikası yapıyoruz. Bravo. Ülkemize gerekli. Bu şimdi ne zaman açılacak? 13 Mayıs'ta açılacak. 13 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız geldi, temelini attı. Evet. 13 Mayıs'ta da barutu üretip hem Türkiye'mizin ihtiyacını vereceğiz hem de dünyaya ihracat yapacağız. Bizim için üretim, ihracat demek. Bravo. Yani ama biz de 40 sene önce hedeflerinizi belirlemişsiniz. Evet. Yani bu benim için çok evet, önemli. Hani oraya yazıyorsunuz kağıda ben bunları yapacağım. Yazmışım. 40 sene sonra evet, çıkarıyoruz, bakıyoruz. Hepsinde Türkiye'de liderliğe evet, oynuyorsunuz. Evet. Dükkanımın ilk açıldığı gün 3 Şubat 1984'te yazmışım. Şimdi işte 4-5 senedir Türkiye'nin ilk üçündeyim. Maşallah. Bazen birinde oluyorum, bazen ikisinde ama son 2 senedir İhracat lideriyim. Yani sektörümün ihracat lideriyim. Bravo. Kuyumculukta. Efendim, geçen sene de dünyada da işlem hacmi bakımından evet, ilk 10'a girdim. Benim bildiğim Türkiye'nin ihracatının %2,5'ünü siz yapıyorsunuz. Evet, geçen sene öyle bir yaptık. Da, bu sene inşallah daha yukarıya taşıyacağız. Evet. Amacımız ihracat yapmak. İhracat çok önemli bir şey. Tabii. Yani ihracat yaparsanız ülke olarak zenginleşiyorsunuz. İşte ağzınıza sağlık vallahi. Ben böyle evet, ihracatı gerçekten kalbiyle, tabii, kafasıyla seven insanları sevgili seyirciler sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bakıyorsunuz Çorum'da Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sanayicilerinden birisi var. Görüyorsunuz, izliyoruz. Şimdi bu odada 5 kişi varız. Cebimizde onlardan 50 bin lira olsun. Ne kadar ne yaparsak siz çok iyi bir tüccarsınız. Aldınız, sattınız. Sizde 50 bin olur, bizde sıfır olur. Olabilir. Ama burada ne kadar bu parayı dolandırırsak 50 bin, 51 bin olmaz. Olmaz. Malı dışarıya ihraç edersek oradan bir para gelirse 50 i̇şte binimiz bu, 100 bin olur. İşte bu. Bu yapılması gerekli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız işte yatırımcılara buraya gel diyor. Yatırım yapacaksanız alın sizde %9'da para. Çok güzel bir şey. Ve yatırımın sonu ihracat olacaksa. Ama yok normal harcamalar, adam cep telefonu alacak, lüks tüketim, onun faizi 35 olsun. Şu andaki evet, faiz sistemi hem Merkez Bankamızın hem Cumhurbaşkanımızın izlediği son derece doğru. Yani süper bir şey, Türkiye'deki çalışkan insanlara örnek olacak. İş yapacak adamın önünü açıyor. Önü açıldı. Evet. Şimdi biz de diyoruz ki Çorum olarak, ben Çorum'u terk etmeyen nadir iş insanından biriyim. İşte İstanbul'da 4 tane iş yerim var, Ankara'da 3 tane iş yerim var. 4500 çalışanım var Sayın Bakanım ama holdingimin merkezi Çorum. Çorum'u hiç terk etmiyorum. Çorum'a da ne yapacağım artık? Tabii ben siyasetçi değilim. Ben siyaset dünyası, siyaseti sevenler yapıyor. Ama ben iş dünyasındayım. Ben ülkeme çok şey kazandırmam lazım. Çorum'da tarım dışı yerlerin 10 tane OSB ilan edilmesi lazım. 10 tane organize sanayi bölgesi istiyoruz. İstiyoruz Çorum'a. Bunu da niye istiyoruz? Diyoruz ki şu anda hükümetimiz 9,5'la ihracata dönük yatırım kredisi veriyor. İş adamları
yatırım yapacağız diye OSB'lerde yer arıyorlar. Evet. Biz diyoruz ki gelin Çorum'a size bedava yer verelim. Hı hı. Ve ne olsun bedava yer verdiklerinde 100 tane fabrika kuralım Çorum'a. Çorum'un dibinde sizin bakan olduğunuz zamanlarda zaten bu makine sanayi, ihracat için her şey mevcut. Bunun için de bizim 10 tane OSB'miz olursa ben bunlara doğalgazı da ücretsiz çekmeyi teklif ediyorum. Sevgili seyirciler, duydunuz. Ahmet Başkan'ım burada hepinizi davet ediyor Çorum'a. Organize sanayi, 10 tane organize sanayide gelin işinizi yapın. Tabii. Önce diyorum ki hani Mustafa Varank Bakanıma, Sayın Cumhurbaşkanıma, ne olur Çorum'a bir sürü Çorum'da tarım dışı cips alanlar vardır. Buraları bir OSB yapalım. Çünkü Çorum'da Türkiye haritasını dikdörtgen yaptığınızda Sayın Bakanım çarpıyı korsanız tam orta yer Çorum çıkar. Ama biraz işte biraz demir yolu, biraz havaalanı şimdi falan da bunu yaptıktan sonra gelir o. Tabii. Biz şimdi havalimanı, demir yolu bunu istiyoruz. Bir defa bizim en istediğimiz havalimanı, demir yolu. Efendim 10 tane OSB. Fakat öncelik ne şimdi diyelim ki şu sıra bir fırsat. %9,5'la ihracat yapacaklara yatırım kredisi var. Bu iş adamlarını gelin Çorum'a yapın. Havalan ondan sonra gelir. Mesela şimdi ben Karabük'ün de doğalgazını yapıyorum Sayın Bakan. Karabük'te nüfus 113 bin, öğrenci sayısı 63 bin. Değil mi? Yarı yarıya. Tabii. Biz üniversitemizin öğrenci sayısını ikiye katlamasını istiyoruz. İnşallah. Şehrimizin nüfusunun 500 bin olmasını istiyoruz. Yani büyük illere toplanmak yerine burada hem sanayi yapalım hem tarımı yapalım. Burada Türkiye'nin tam ortası. Çok güzel. Değerli izleyiciler, arkamda gördüğünüz orman deseninden çıktık. Bir dünyadan girdik, burada ova desenine çıktık. Başka bir dünyaya geçtik. Böylesine tünelleri yapan, böylesine piramitleri yapan, 5000 sene önce burada yaşayan Hatti ve Hitit uygarlıklarının günümüze etkileri hala sürüyor, devam ediyor. Sizi buralara bekliyoruz. Hattuşa'ya bekliyoruz. Boğazkale'ye bekliyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler. Hayırlı günler diliyorum.